Bu videomuzda denklemleri çözmeye ısınmak için birkaç alıştırma daha yapacağız. Bunların pek çok adım gerektirdiğini göreceksiniz. Bundan daha önceki videoda gördüklerimize kıyasla daha çok adım gerekecek ve daha sonra denklem çözme becerilerimizi geliştirmek için sözel bir alıştırma yapacağız. Şimdi burada 7 çarpı w artı 20 eksi w eşittir 5 var. Bunu çözebiliyor muyuz bakalım. Ve her şeyde olduğu gibi bunu çözmenin de pek çok yolu var. Ben bana en doğal gelen yöntemle çözeceğim. Yapmak istediğim şey sayıları dağıtmak. Çünkü eğer sayıları dağıtırsam buradan bir tane 7w alabilirim ve daha sonra bundan w çıkartabilirim yani belki bir şekilde bu w terimlerini bir araya getiririm. Bu 7 çarpı w artı 20. Bunu 7w artı 7 çarpı 20 olarak yazabilirim. Hatırlayın dağılma özelliği. Yani artı 140. Ve daha sonra bu eksi w eşittir 5. Sadece buradaki bölümü tekrar yazdım. 7'yi dağıttım. Ve şimdi daha önce söylediğim gibi Bunları bir araya getirelim. 7W'yu alabiliriz ve bundan 1W'yu çıkartabiliriz. Eğer bu iki terimi birbirinden çıkartırsak 6W elde ederiz. Eğer bir şeyden 7 tane varsa ve bundan bir tanesini çıkarırsam o şeyden 6 tane kalır değil mi? Buna göre 6W artı 140 eşittir 5. Şimdi ise bu 140'tan kurtulmak istiyorum. Çünkü bu durumda 6W eşittir bir şey olacak ve bunun tümünü 6 ile bölebileceğim. 140'tan kurtulmak için denklemin her iki tarafından 140 çıkartabilirim. Evet, bunu pembe ile yazayım. Eksi 140. Yani bu denklemin her iki tarafından da 140 çıkartıyorum. Eğer bir şey bir şeye eşitse, bir şey eksi 140 da bir şey eksi 140'a eşit olacak değil mi? Bir tarafa ne yapıyorsanız diğer tarafa da aynı şeyi yapmalısınız. Bunu yapmamın sebebi bunların ikisinin birbirini yok etmesiydi. Sol tarafta 6w kaldı ve bu eşittir 5 eksi 140. Bu da eksi 135. Şimdi bu denklemin her iki tarafını 6 ile bölebiliriz ve bu 1 bölü 6 ile çarpmakla aynı şey. Ne elde ediyoruz bakalım. W eşittir eksi 135 bölü 6. Bu soruyla işimiz bitti. Ve bunu doğrulayabilirsiniz tabi. Aslında Doğrulamayı da yapalım çünkü bir şekilde garip görünüştü bir sayı elde ettik. Bakalım bu cevabı bir doğrulayalım. Buna göre 7 çarpı eksi 135 bölü 6 w yerine yazdım. Artı 20. 20 yerine artı 120 bölü 6 yazacağım. 20 ile 120 bölü 6 aynı şey değil mi? Evet eksi w. Buna göre w eksi 135 bölü 6 eksi eksi artı 135 bölü 6 neler olduğunu görelim. Bu 7 çarpı, bakalım, eksi 135 artı 120, eksi 15 bölü 6, artı 135 bölü 6 olur. Burada ne elde ettik? Görelim. Yani 7 çarpı 15 elde ettik. Şimdi buranın üstünden geçelim. 7 çarpı 15, 70 artı 35'ten eksi 105 bölü 6'dır. Tam buradaki. Artı 135 bölü 6 bu ne olur? Bu 30 bölü 6 olur ve bu da 5'e eşittir. Bu tam olarak eşit olması gereken şey. Yani doğru cevabı elde ettik. Örümcek hislerim yanılmış. Bu garip görünüşlü cevabı elde etmiş olsak da doğru çözmüşüz. Peki şimdi bu alıştırmayı yapalım. Bir kez daha 9'u dağıtmak istiyorum. Aslında dağıtmamız gerekmiyor. Bunu yapmanın pek çok farklı yolu var. Belki her iki yolla da yaparız. Bir devam edelim. İlk izlemek istediğim yol 9'u dağıtmak. Böyle yaparsam kesirlerle uğraşmak zorunda kalmam. Yani 9x eksi 18. Sadece 9'u dağıttım. Eşittir 3x artı 3. Şimdi x'li terimleri bir araya getirelim. Bunları sol tarafa taşıyalım. Yani denklemin sağ tarafındaki bu 3 x'ten kurtulalım. Ve bundan kurtulmanın en iyi yolu sağ taraftan 3 x'i çıkartmak. Ancak eğer sağ tarafa bir şey yaparsak aynısını sol tarafa da yapmalıyız değil mi? Buna göre her iki taraftan da 3 x çıkartıyorum. Sol taraf 9 x eksi 3 x eşittir 6 x ve sonra tabii eksi 18 eşittir 3 x eksi 3 x var. Bu yok oluyor. Bunlar sadeleşiyor ve sadece 3 kalıyor. Harika. Yine farklı yollar ve eğlenceli yollar var ama neyse bunu en geleneksel yolla yapayım. Sol taraftan 18'in kaybolması için her iki tarafa da 18 ekleyebiliriz. Bu durumda 6x kalır. Bu arkadaşların ikisi sadeleşir. Eşittir. 3 artı 18 ki bu da 21'dir. Her iki tarafı 6 ile bölün. x eşittir. 21 bölü 6 elde edersiniz. Veya pay ve paydayı 3 ile sadeleştirip, yani her iki tarafı 3'e bölüp, 7 bölü 2 elde edersiniz. Evet, işimiz bitti. Şimdi söylediğim gibi bu alıştırmayı çözmenin farklı yolları var. Burada turuncu renkle farklı bir yolla yapayım. Buna göre 9 çarpı x eksi 2 eşittir 3x artı 3. Peki bir tane 9 ve birkaç tane 3 görüyorum. Eğer bu denklemin her iki tarafını 3 ile bölersem ne olur? Yani eğer bu çarpanı 3 ile bölersem ve bu terimlerin hepsini 3 ile bölersem ne elde ederim? Bu 3 çarpı x eksi 2 eşittir x artı 1 olur değil mi? Belki bu noktada eğer istersem bunu dağıtabilirim. Buna göre bu 3x eksi 6 eşittir, eşittir x artı 1 olur. Bu denklemin her iki tarafından x çıkartabilirim. Yani 2x eksi 6 eşittir 1 elde ederim. Hatırlayın her iki taraftan da çıkarttım. Buna göre sağ taraftan kayboldu. Bu denklemin her iki tarafına 6 ekleyebilirim. 2x eşittir 1 artı 6 elde ederim ki bu da 7'dir. Her iki tarafı da 2 ile böldüm. x eşittir 7 bölü bunun üzerinden biraz fazla hızlı gittim ancak gerçekten doğru düzgün işlemler yaptığınız sürece aynı cevabı elde edeceğinizi göstermek istedim ve eğer isterseniz bunun doğru cevap olduğunu kontrol edebilirsiniz. Şimdi sözel bir sorumuz var bakalım bununla başa çıkabiliyor muyuz? Evet Lydia'ya bir miktar para miras kalmıştır. Lidya bu parayı 5 eşit parçaya ayırır ve bu parçalardan 3'ünü yüksek faiz veren banka hesabına yatırır. Bu hesaptaki paranın değeri her yıl %10 artacaktır diye gidiyor. Evet. Peki Lidya'ya bir miktar para miras kalmış. Bu parayı 5 eşit parçaya ayırmış. Sahip olduğu para miktarını M olarak adlandıralım. M... Lidya'nın parası. Lidya'nın miras kalan parası. Evet. Bunu 5 eşit parçaya ayırmış. Bunun 3 parçasını yüksek faiz veren mevduat hesabına yatırmış. Yüksek faiz veren banka hesabı. Yani diyelim ki Lidya'ya miras kalan para bu. Bunu eşit 5 parçaya ayırıyor. Bu parçalardan 3 tanesini yüksek faiz veren bir banka hesabına yatırıyor. Buna göre bankaya ne kadar para yatırmıştır? Lidya parasını 5 eşit parçaya ayırdı. Bu parçalardan 3 tanesini yüksek faiz veren banka hesabına yatırdı. Yani parasını aldı. Bunu 5 eşit parçaya böldü. Yani 5 parçadan her birisi bu. Daha sonra bu parçalardan 3 tanesini veya diyebilirsiniz ki parasının 3 bölü 5'ini aldı ve bunu yüksek faiz veren banka hesabına yatırdı. Banka hesabı her yıl parasının değerini %10 arttırıyor. Buna göre bu başlangıçta yüksek faiz veren banka hesabına ne kadar para yatırdı? Evet. Mirasının geri kalanına 500 lira ekleyerek bu tutarı ise hisse senetlerine yatırıyor. Şimdi bu ne kadardır ona bakalım. Hisse senedi borsası mirasının geri kalanını oraya yatırıyor. Buna göre miras kalan paranın 3 bölü 5'ini yüksek faiz veren banka hesabına yatırdı. Geriye ne kaldı? 2 bölü 5 m kadar olacak değil mi? Parasının 2 bölü 5'ini hisse senetlerine yatıracak. Evet. Eğer 3 bölü 5 artı 2 bölü 5'i birleştirirseniz Lidya'ya miras kalmış olan tüm paraya ulaşırsınız zaten. Ancak sadece 2 bölü 5'ini koymuyor. Hisse senetlerine mirasının geri kalanını koyuyor. Yani 2 bölü 5 m. Ayrıca 500 lira da kendisi ekliyor. Ancak %20 kaybediyor. Buna göre bu ne kadar para koydu ve bu ise sonuç olarak elinde ne kadar para oldu, yatırdı ve bu da bir yıl sonunda elinde olan. Evet, bankadaki vadeli mevduatta değer yüzde 10 artıyordu. Yani parasının 3 bölü 5'i ile başladı ve bunun üstüne yüzde 10 daha koydu. Buna göre diyelim ki yatırdığı para miktarı artı 0, 10 1 çarpı parasının 3 bölü 5'i. Evet bu da sonunda elinde ne kadar para olduğu. Başlangıçta hesaba yatırdığı para miktarı artı bu başlangıçtaki miktarın %10'u. Parası %10 büyüdü. Değerine %10 kattı. Hisse senetleri borsasında ise 2 bölü 5 m artı 500 ile başladı ancak bu paranın %20'sini kaybetti. Yani %20 kaybediyor. %20 yerine 0 onda 2 yazdım çarpı 2 bölü 5 m artı 500. Hisse senedi borsasında kaybettiği para miktarı bu. Bu para miktarının 20'sini kaybediyor. Şimdi en sonunda diyor ki eğer bu iki hesabın bakiyesi vade sonunda birbiriyle aynı ise Lidya'ya ne kadar para miras kalmıştır? Yani bir yılın sonunda bu ve bu birbirine eşit olacak. Ve biz de burada m'yi bulacağız. Şimdi bunu yapalım. 3 bölü 5 m artı, bir bakalım, bu 1 bölü 10 ile aynı şeydir değil mi? O şekilde yazalım. Buna göre 1 bölü 10 çarpı 3 bölü 5, 3 bölü 50'dir. Artı 3 bölü 50 m eşittir. Sadece 1 bölü 10 ile 3 bölü 5'i çarptım. Başka bir şey yapmadım değil mi? Eşittir. 2 bölü 5 m, bunu Aynı renkle yapmak istiyorum. Evet turuncu ile hala aynı renk turuncuyu seçmeliyim. Evet eşittir 2 bölü 5 m artı 500 ve daha sonra 0 onda 2. 1 bölü 5 ile aynı şeydir değil mi? Evet 0 onda 2 buraya yazayım eşittir 20 bölü 100 ve bu da eşittir 1 bölü 5. Yani bunu buraya 1 bölü 5 olarak tekrar yazabilirim. Buna göre 2 bölü 5m artı 500 eksi 1 bölü 5 çarpı 2 bölü 5m artı 500. Bu çok zor bir soru değil. Adım adım gideceğiz ve karmaşık olmadığını da göreceğiz. Şimdi Burada bir şeyin 3 bölü 5'ini artı bir şeyin 3 bölü 50'sini toplayalım. Peki, 3 bölü 5, 30 bölü 50 ile aynı şeydir değil mi? Eğer pay ve paydayı 10 ile çarparsam bunu görürüz hemen. Şimdi bunu toplayabiliriz. 30 bölü 50 artı 3 bölü 50. 33 bölü 50 m'ye eşittir. Ve şimdi bunu biraz güzelleştirelim. 2 bölü 5 m artı 500. Eksi 1 bölü 5'i dağıtalım. Buna göre eksi 2 bölü 25 m elde ederiz ve daha sonra eksi 1 bölü 5 çarpı 500 eksi 100'dür. Bunu biraz daha sadeleştirelim. Sol taraf hala 33 bölü 50 m'ye eşittir ve şimdi m'li terimlerimizde bu kat sayılar var. Tam burada Bunlar m'li terimlerimiz. Yani bunu m parantezinde 2 bölü 5 eksi 2 bölü 25 m gibi görebilirsiniz. Bu, bu terim ve bu terimle ilgileniyor. Sadece m çarpanını ayırdım ve daha sonra 500 eksi 100 var. Buna göre bu artı 400'dür. Şimdi bakalım 2 bölü 5 eğer pay ve paydayı 5 ile genişletirsek bu 10 bölü 25 olur değil mi? Buna göre tüm denklemimiz şimdi 33 bölü 50 m'ye eşittir. 10 eksi 2 nedir? Yani bu 8 bölü 25 m artı 400. Yaklaştık, yaklaştık, az kaldı. Şimdi m terimlerinin ikisini de denklemin sol tarafına alalım. Yani her iki taraftan da 8 bölü 25 m çıkartalım. Bunu yaptığımızda sağ taraf sadeleşir. Yani şimdi denklemin sağ tarafında sadece 400 kaldı. Ve daha sonra sol taraf 33 bölü 50 eksi 8 bölü 25 m'dir değil mi? Bu eksi 16 bölü 50 ile aynı şeydir. Sadece pay ve payda 2 ile çarpıyorum. Eşittir 400. Neredeyse tamamladık. Evet, güzel bir soru. Tamamlamak üzereyiz. Daha sonra 33 eksi 16, 17'dir değil mi? Böylece 17 bölü 50 eşittir 400 oldu. Ve şimdi her iki tarafı 17 bölü 50'nin tersiyle çarpabiliriz. Yani 50 bölü 17 çarpı 50 bölü 17. Bunlar sadeleşir ve bu m eşittir. Evet, bunu yapmak için hesap makinemi çıkartayım artık. m eşittir. 400 çarpı 50 bölü 17 eşittir. 1176,47 lira. Evet, Lidya bu kadar parayla başlamış. Umarım bunu eğlenceli bulmuşsunuzdur.